Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün FIFA 22'de Türkiye milli takımı rebuild'i yapacağız. Çok güzel olacağına inanıyorum. Milli takımımıza da Norveç karşısında başarılar diliyorum. Umarım Dünya Kupası'na katılabiliriz. Instagram hesabım ekranlarda, takip ederseniz çok sevinirim. Güzel kısa videolar paylaşıyorum orada. TikTok'a da bakabilirsiniz. Her yerde hesabım var. Bir tek Twitter kullanmıyorum. Gereksiz bir bilgi oldu ama devam ediyoruz. Abicim, kulüp oluştur kısmından yapacağız milli takımı. Çünkü oyunda Türkiye milli takımını koymamışlar abi. İnanılmaz. Skandal yani bu. FIFA 22'de Türkiye milli takımı yok. Neyse, ben şimdi bizim için milli takımımızı oluşturacağım burada. Hangi ligde oynayalım? Süper Lig'de mi oynayacağız? Premier Lig'de oyna diyenler var. Aslında Premier Lig'de oynamak mantıklı, biliyor musun? Yani çünkü kendimizi orada test edelim. Belki de videonun başlığını öyle yaparız. Milli takım Premier Lig'de diye. Tamam, İngiltere Premier Lig'ine gidiyoruz. Kendimizi de kimin yerine koyalım? Düşük bir takımın yerine koyacağım. Tamam, Brentford'un yerine koyduk kendimizi. Rakibimiz de kim olsun? City olsun abi. Araplara düşman. Bu arada az önce dediğim tabii ki şakaydı. Hiçbir ırka düşmanlık olamaz. Onu da söyleyeyim. Evet, ırkçıları kınıyoruz buradan. Şimdi milli forma yapacağız kendimize. Bak bak, böyle bir forma yapıyorum ya. Bence güzel oldu. Yeni nesil milli takım forması. Ortadan şeyi de var. Ben bunu beğendim. Şimdi ikinci formamıza bakalım. İkinci forma olarak da kırmızı siyah yapmak istiyorum ikinci formayı ya. Şöyle bir şey mi yapsak? Beyaz yapsak nasıl oluyor bunu? Üf, yalnız var ya, sana bir şey diyeyim mi? Efsane durmuyor mu? Bir dakika, şunu kırmızı yap. Şöyle yap, bekle. Bak şimdi ne yapacağım sana. Abi bak, şey renginde kırmızı beyaz bir şimşek geliyor oradan. İnanılmaz değil mi? Benim çok hoşuma gitti bu. Ad ve numara nasıl olacak? Tabii ki ad ve numarayı şu an bununla beyaz yazalım. Üçüncü renk. Ha, üçüncü renk de formanın rengi oluyor. Üf. Şuna ne diyorsun abi? Bekle. Üf 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 üf. Bence harika oldu. Ben bunu çok beğendim. Milli takım formalarımızı böyle yaptık. Şimdi logomuza geliyoruz arkadaşlar. Logomuz da böyle olacak. Orada en azından bir ay var. Yıldızı koyamadık ama en azından ayı koyduk oraya. Bence çok iyi oldu takımımız. Stadyum da seçelim. Her şeyi tabii ki kırmızı yapacağız stadyum rengimizi. Koltuk rengi de kırmızı. Biz Türkiye'yiz kardeşim. Fileyi de kırmızı beyaz yaptık. Oğlum bak, biz Türkiye'yiz. Hayırdır? Atmosfer diyor. Buna ellemeye gerek var mı? Buna ellemeyelim. Tamam. Abi çok iyiyiz ya. Gol attığımızda da mehter falan açarız ha. Ya da İzmir Marşı çalarız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde falan finale kalırız da gol atarız yani. Abi şimdi transfer bütçesine en yükseği yapacağım. Çünkü bizim kendi Türk oyuncularımızı alacağız. Genel reytingi de şöyle düşük yapıyorum ki zaten biz bu takımdaki oyuncuları kullanmayacağız. Tamam, ilerle. Oyunun bize verdiği takım bu şekilde. Tabii ki biz buradan kimseyi oynatmayacağız. Kendi oyuncularımızı alacağız. Milli oyuncuları alacağız. Kaleci için 3 tane oyuncu alacağız arkadaşlar. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Doğan Alemdar. Hoş geldiniz milli takımımıza. Ya bu arada da kaleye Ersin de alabilirdik. Son anda aklıma geldi. Ya çünkü bak, şöyle bir şey var. 3 kaleci alıyoruz. Bir tanesi oynayacak, bir tanesi gelişecek. Ersin belki başka takımda daha iyi gelişir. Sonradan alırız onu. O da çok formda bir kaleci. Özür diliyorum Beşiktaşlılardan. Arkadaşlar, stoper mevkisine geldik. Çağlar'ı alıyoruz. Merit Demiral'la Ozan Kabak'ı şimdi alamayacağız. Çünkü kiralık bu iki oyuncu. Bunları artık seneye alacağız. Çağlar'ın yanında da Kaan Ayhan oynayacak. Hemen bir satın alma teklifi götürelim beraber. Kaan Ayhan için bakalım ne kadar isteyecekler. Evet. Ben bir 10 milyon euro vereyim. Zaten paramız sınırsız. Eyvallah. Şimdi sağ bek almaya geldik. Chat'le beraber ben bir çıldırmaca yaşadım az önce. Sebebi şu. Abi ben sağ bek arıyorum. Sanfor geliyor. Kenan Karaman al falan deniyor. Çıldırdım. Sağ beklerimizi görüyorsunuz. Zeki Çelik, Rıdvan Yılmaz, Mert Müldür ve Nazım Sangare. Hoş geldiniz takıma. Santrafor'a şimdilik 2 tane oyuncu alacağım. Belki ilerleyen zamanlarda başka adamlar da alabiliriz. Kenan Karaman'ın da yüzünü iyi yapmışlar ha. Millet gold falan diyor. Chat'te Kenan Karaman'ı alayım diye kampanya başlatıldı resmen. Burak Yılmaz'ı da alacaktım ama göstereyim. Baba futbolu bırakıyor, o yüzden alamıyorum ya. Belki onunla bir konuşuruz, ikna ederiz. Sonradan takıma ekleyebiliriz onu. Baksana, 81 rating bu yıl. Bayağı iyi. Neyse, ben şimdi Yusuf'u Santrfor'a alacağım. Orada onu ilk başta Ofi oynatıp 2. 3. sezonda Santrfor yapmayı düşünüyorum. Çünkü güzel oluyor. Geçen yıl Yusuf Yazıcı Rebuild'de de aynısını yapmıştık. Abi siz ikiniz de takıma hoş geldiniz. Kenan Goat Karaman ve Yusuf Yazıcı. Orta sahaya alacağımız oyuncular ekranlarda. Hakan, Ozan, Okay, İrfan Can, Abdülkadir Ömür ve Emre Demir. Yalnız burada Ozan'ı alamayacağız çünkü adam kiralık. Onu daha sonra alacağız. Ben not ediyorum. Meri, Ozan Kabak ve Ozan Tufan'ı ikinci sezonda alacağız. Çünkü şu an kiralıklar. Dostlar, şimdi böyle potansiyelli oyuncular var. Halil falan da var. Ama bunları ben ikinci sezonda alacağım. Cengiz'i de şu an alamıyorum mesela. Bu yüzden böyle yapacağız. Yani ilk sezonki transfer dönemimizi bitirdik. Ya iki oyuncu daha almamız lazım ki bütün takım Türk olsun. Ben o yüzden şimdi Halil Baba'yı alacağım. Halil Dervişoğlu. Abi o da mı kiralık? Doğru, o da kiralık. Alamıyoruz ki. Ozan Kerem Aktürkoğlu'nu alalım. Kerem
Kerem Baba gelsin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ferdi milli takımda oynarım, hani çağrılırsam gelirim diye şey yaptı. Çağrıda bulundu, öyle bir şey dedi yani. Ben Instagram'da görmüştüm. Bu yüzden Ferdi'yi de takıma ekliyorum, tamam mı? Ferdi de gelsin. Bir de Güven Yalçın'ı alacağım. Abi ya, Güven Yalçın'ın reytingi Kenan Karaman'dan daha düşük. Böyle bir şey olabilir mi? Ulan ya, keşke daha yüksek olsaydı. O oynardı Santrfor'da. İlk sezon harbiden Premier Lig'de Santrfor'umuzda Güven Gold Yalçın oynayacak gibi duruyor. Arkadaşlar, Kerem Aktürkoğlu'yla Ferdi sol kanat için savaşacaklar. Aralarında bir yaş fark var. İnanılmaz bir savaş olacak orada. Bunun dışında kaleci Uğurcan Çakır olacak. Stoperlerde Çağlar Söyüncü ile Kaan Ayhan var ilk sezonda. Sol bek Rıdvan Yılmaz. Sağ bek Zeki Çelik. Orta sahada İrfan Can ve Okay Yokuşlu ikilisiyle başlıyoruz. Okay yerine evet başkası olamaz zaten şu an. Bu şekilde devam edeceğiz abi. Ofansport'ta sahada Hakan Çalhanoğlu. Bence iyiyiz. Hemen bir Yusuf'a şey verelim. Gelişim planı verelim. Ardından zaten sezon sonuna gideceğiz. Yusuf'cum gel bakayım. Ben seni Santrfor yapmak istiyorum ya. Olur musun benim için? Benim için Santrfor ol. 34 hafta diyor, tamam. O zaman lafı fazla uzatmayalım. İkinci sezonumuzda bu sezon alamadığımız başka topçuları da alacağız. Merak etmeyin. Şimdi birinci sezonumuzun sonuna gidelim. Bakalım milli takımımız Premier Lig'de ne yapacak? İlk sezonumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Oo, 12.yiz. Ne yaptık ya? Gerçi bunu bekliyorduk abi. Premier Lig zor bir lig. Yapacak bir şey yok. Daha oyuncularımız gelişecek. Seneye birkaç tane daha transfer yapacağız zaten. Bu yıl alamadığımız adamları alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde falan yoktuk değil mi? Hiçbirinde yoktuk aynen. Doğru. Doğru abicim. Bakayım takıma. İyi, millet gelişiyor. Uğurcan 80 olmuş. Rıdvan Yılmaz 73. Zeki Çelik 80. Yavaş yavaş gelişiyoruz gibi duruyor. Hayırlısı. Burada gol krallığında falan da yokuzdur zaten. Yusuf Yazıcı OF olmuş. Oynadı mı acaba ya? 81 reytinglik bir OF ama gelişmeyecek gibi duruyor daha. Ha, babayı oynatmadınız mı? Ne yaptınız? Bakalım. Yusuf Yazıcı oynamış. 40 maç, 17 gol, 4 asist. Bence daha gelişir Yusuf. Bu arada forma çok güzel duruyor bu ekranda ya. Hakan Çalhanoğlu 13'e 10. Abdülkadir Ömür 10'a 4. Kerem Aktürkoğlu 6'ya 1. Evet, millet oynamış. Baksana Çağlar falan da gelişmiş. İyi iyi. Bakalım ikinci sezonumuza geçiyoruz. Yeni sezonda alıyoruz adamlarımızı. Halil Dervişoğlu Santrfor'a gelecek. Abi ben Santrfor diyemiyorum. Bak dün serimiz başladı. Agresif Santrfor kariyeri. Santrfor. Heh, şimdi diyebildim. Tamam. 6 milyon vereyim Halil'ime. Halil'im hoş geldin. Görüyorsunuz Merih Demiral, Ozan Tufan ve Ozan Kabağ'ı da alacağız arkadaşlar. Bu 3 oyuncuyu geçen yılda alamamıştık. Bu yıl gelecekler. Bakalım takıma nasıl etki edecek. Kadromuz bu şekilde ekranlarda. Böyle bir formasyon oynatıyorum bu yıl. Bakalım ne yaşayacağız ikinci sezonda. Ben de merak ediyorum. Yine sezon sonuna gideceğiz. Umarım seneye bir şeyler yaparız da bir Avrupa Kupası'na katılırız yani. İkinci sezonun sonundayız. Haydi milli takım. Haydi oğlum. Ya şu an var ya, bir şey olmasını istiyorum ya. Bak 6. olduk. Ama belki kontenjan falan olur, şeye gireriz. Seneye bir şey oynarız yani. Bir Avrupa bir şeyine gireriz ya. Allah aşkına bir Avrupa şeyinde mücadele edelim. Karabağ Cup falan var mı? Yok bunlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoktuk zaten. Oho. Umarım seneye en azından Konferans Ligi oynarız. Takımı görüyorsunuz. Uğurcan 81. Merih sakatlanmış 78. Gelişmiyor ya. Potansiyeller durdu. Vallahi billahi durdu. Yusuf Yazıcı 82 olmuş. Gelişemiyoruz abi. Oyuncularımız bir türlü istediğim seviyeye çıkmıyor. Hakan Çalhanoğlu Abdülkadir Ömür yerine oynadı belki de. Ama reytingi artmış. Güzel olmuş. Bütün takımın asist yükünü, skor yükünü yüksek ihtimalle Hakan Çalhanoğlu çekti. Bu arada şöyle bakıyoruz. En iyi oyuncumuz Yusuf Yazıcı 13 gol atmış Premier Lig'de. Yine iyi abi. Asist kralında Hakan 3. olmuş. Golenme maçta da Uğurcan'ımız. Oha, Altay mı oynamış Uğurcan yerine? Herhalde Uğurcan sakatlanmış. Altay 4 golenme maçta 11. Dur şimdi onu anlarız. Hemen sayılara bakalım. Gel abi. Evet, Uğurcan Çakır 26 maçta, tabi sakatlık olmuş herhalde, şey olmuş. Altay'la yarı yarıya oynamışlar. Tamam. Uğurcan'ın 2 gol yenmeyen maçı var. Altay'ın 5. Abi Hakan Çalhanoğlu 19 gol 12 asist. Sen ne yapıyorsun? Yusuf Yazıcı 16'ya 6. Halil Dervişoğlu 15'e 3. Ozan Tufan 12'ye 2. İrfancan Kahveci 5'e 8. Geri kalan oyuncular ekranlarda. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Şimdi 3. sezonumuza geçelim. Bu videonun konseptini şu anda değiştiriyorum. Yani aslında en başından beri böyle yapmak vardı aklımda. Kapağı falan da öyle yapacağım. Milli takım Premier Lig'de olsaydı ne olurdu? Evet, şimdi 3. sezonumuza geçelim.
Abi yeni sezonda bir Ersin'i merak ediyorum ya. Ersin Destanoğlu eğer ki reytingi iyi ise alabiliriz. Bizim için önemli olabilir. Hemen Ersin'e bakalım. 75'miş. Biraz daha gelişsin. Daha 22 yaşında. Belki ilerleyen dönemde alırız. Eğer video bitmezse. Gelişmesini istiyorum. Çünkü buraya gelirse hani onun yerine Uğurcan veya Altay oynayacak. Adam gelişemeyecek boşuna. Çünkü reytingden dolayı oyun otomatik oynatıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu sezon Avrupa'da var mıyız abi? 6. olduk o kadar ama yokuz herhalde ya. Dur bakayım. Abi yok. Avrupa'da mücadele etmiyoruz. Biz sezon sonuna gidelim yine. Aa bir dakika, sezon sonuna gitmeyelim. Bak şeyde varız işte. Konferans liginde varız. Tamam, ocağa gidiyoruz. Ocağa inşallah çıkarız gruptan. Oğlum yanlışlıkla simülasyonu durduramadım. Normalde Ocak'ta durmamız lazımdı. Ama duramadık. Şöyle bir UEFA Konferans Ligi'ne bakacağız. En azından ben bu videoda UEFA Konferans Ligi'ni kazanmak istiyorum dostlar. Şöyle baktığımız zaman Premier Lig'de 5. devam ediyoruz. Gayet iyiyiz. Bunun dışında UEFA Konferans Ligi'nde ne yaptık? Milli takımımız UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Görüyorsunuz bak burada şeyleri geçmişiz. Bak Fenerbahçe Kopenhag'a elenmiş. Biz Gent'e elemişiz. Şimdi Cagliari ile oynayacağız. Abi takım ne alemde? 81. Uğurcan gelişmedi ya. Altay gelişti mi? Altay 82 olmuş. Oha. Tabii yaşı bir yaş daha genç. Belki ondan dolayı olmuştur. Stoperlerde de Çağlar 27 yaşında 84. Orta sahada Ozan falan 80 oldu. Oğlum Hakan Çalhanoğlu bayağı gelişti lan bu yaşından sonra. 30 yaşında adam 86 oldu. Yusuf 84. Halil 78. Ya takımımız iyi ama hani ne bileyim bir üst seviyeye çıkamayacak gibi hissediyorum. O yüzden inşallah UEFA Konferans Ligi'ni alıp videoyu bitireceğiz. Alamazsak da bir Avrupa Kupası'nı kazanana kadar devam edeceğiz. Yani FIFA'da bence birazcık az potansiyel verilmiş ya. Özellikle genç oyuncularımıza olması gerektiğinden az potansiyel verilmiş. Şimdi ben burada açıklama yapıyorum hemen. Tabii ki iyiyiz falan diyeceğiz. Biraz pohpohlayalım yani, böyle olmaz. Ya bu yeşil tema çok güzel değil mi? UEFA Konferans Ligi teması çok güzel olmuş oyunda. Benim çok hoşuma gitti. Evet şimdi son şeyi de verelim, röportajı. Sinirlendik biraz orada. Aman hocam sakin. Agresif kariyere saklıyorum sinirli hallerimizi. Bekliyorum o seriye sizi. Şimdi olayımız bu, kadromuz bu. Rakip Cagliari. Adamların ismini söyleyemiyorum. Hızlı simüle et dedik ve 1-1 kaldık abi. Ama biz daha iyiyiz. Adamların 3 şutu var, bizim 4. Golümüzü Yusuf Yazıcı atmış. Orada da Keita Balde atmış. Abi Hakan Çalhanoğlu çok şey gözüküyor. Yani böyle sokucu gözüküyor arkadaşlar. Topu kaleye sokacakmış gibi. Hadi bakalım hızlı simüle et. Eleyelim. Eleyelim. Yes! Kenan Goat Karaman. İşte Kenan'ın gücü. Oh be. Bir de Halil Dervişoğlu atmış. Vallahi ilk kez bir konferans ligi şeyi oynuyorum. Sen söyle, yarı final falan filan oynuyorum. Gayet güzel abi, gayet. Renkler falan da hoşuma gitti. Şu basın toplantısının lanet olsundur. Videoda şöyle yapayım, bitsin. Evet. Ekranımız karşımızda. Takımımız çok iyi. Hayırlısıysa bu Praha koyacağız abi. Her türlü yerleştireceğiz. Gel abi, gel gel gel. 2-1. Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu. Adamsınız. Hadi gel coşalım. Kupaları alalım evvelallah. 80 milyon bir olduk senin yanında. Ha. Hakan Çalhanoğlu 86. Ya onu maçta da oynamak istiyorum. Finale kalalım da Hakan'la oynayalım maçta. Haydi oğlum. 2-1. 2-1. Rıdvan Yılmaz ve Merih Demiral. Karşısında Saçek atmış. Ezmişiz abi. Biz 7 şut atmışız. Onlar 2 şut. Hadi bay bay bra. Hadi bak dalgana. Aa bu arada finaldeyiz lan. Kafam karıştı. Mayıs'ta mı oynanıyor final? Doğru, bu kupaların finalleri Avrupa Kupası da öyle. Mayıs'ta oynanıyor. Bu arada Premier Lig'de de hep galibiyet aldık. Şampiyon mu olduk abi? Son haftalarda full galibiyet var. Bir bakalım. Finali oynamadık. Önce PL'de ne yaptık acaba? Ve Türkiye milli takımımız, oy, 4 puanla şampiyon olamıyoruz. Belki de şampiyon olacaktık lan. Ulan. Takım nasıl? Takım fena değil, iyi. Yalnız Yusuf Yazıcı 84, çok iyi durmuyor mu abi? Baba 27 yaşında. Hakan 30 yaşında. Seneye reytingi düşecek. Tabii gelişen gençlerimiz de var. Kenan Goat Karaman. Maça Kenan Karaman'la başlayacağım. Final maçında onun oynamasını istiyorum. Sonradan başkalarını alırız. Burada Kerem Aktürkoğlu'nu da Doğan Alemdar yerine alalım. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok gibi duruyor. Tamam bu şekilde. Ferdi biraz daha hızlı olsa alırdım ama hızı yok. Ben ikinci yarı hızlı oyuncu alacağım oyuna. İşte Kerem girer, Abdülkadir Ömür girer, birileri girer. Ya buradan da şunu anladık dostlar bu videodan. Milli takımımız Premier Lig'e gitseydi 3. olabilirmiş yani. Hani o güç varmış, anladın mı? Gayet iyi bir şey. Premier Lig'de 3. olmak ne demek oğlum? Bir de demek ki hırsla ruhla oynadılar. Çünkü reytinglerle hani baktığın zaman 82'lik falan kaleciyle
sen Premier Lig'de 3. falan olamazsın yani. Ama işte orada Hakan Çalhanoğlu'nun hırsı, bütün takımın hırsı bizi 3. yaptı Premier Lig'de. Bakalım UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Milli takımımız için çok çok önemli bu. Yalnız ben şuradan özelleştir diyeceğim. Forma değiştireceğim abi. Onlar şu siyah formalarını giyinsinler. Biz de bunu, ya da bak yıldırımlıyı mı giysek? O da yayında çok beğenilmişti. Yıldırımlı olanı da giyebiliriz. O da güzel ha. Ne diyorsun? Hatta yayında şey denmişti hani, keşke milli takım formamız böyle olsa falan diye bir yorum gelmişti. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Yıldırımlı formamızı giyeceğiz. Kırmızı forma. Haydi bakalım. Konferans Ligi'ni kazanmaya geliyoruz milli takımla. Milli takımımız geliyor, şuna bak. Ya güzel yaptık bence takımı FIFA'da. EA Sports'a sesleniyorum. Niye koymadınız bu takımı FIFA'ya? Seneye koyun. Ben size söylüyorum. Seneye koyacaksınız. Evet. Şimdi görüyorsunuz milli takımımız. Şöyle bir yakından da görelim oyuncularımızı ya. Ya Kenan Gotkaraman UEFA Konferans Kupası'nı kazanmak için geldi. İşte milli takım. Ozan Kabak'ı falan görüyor musun animasyonları arkadaşlar? Çok iyi ya. İnanılmazız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi telif yemek istemiyorum. Milli takımımız kırmızı formasıyla sahada. Yalnız hakem de bizle aynı formayı giymiş. Aman karışmasın yani. Haydi başarılar milli takım. Aldık şimdi Ozan Tufan. Ozan verdi pasını. Kenan Karaman. Kenan aradan oynama düşüncesi olmadı. Soldan şimdi Sinisera geliyor. Sinisera. Ah koçum hayırdır. Yürü Merih Demiral verdi. Allah Allah Allah, sakin. Orta sahamız çok iyi. Ozan oynadı. Yusuf Yazıcı. Yusuf rakibinden sıyrıldı. Çok çevik hareketler. Şimdi Kenan Gotkaraman'ın önüne. Kenan Karaman. Kenan Show. Milli takımda Kenan Karaman şovu var. Milli takımda Kenan Karaman şovu var. İşte böyle. İşte budur. Yalnız ben şu an bir şeyi unuttum. Onu söyleyeceğim birazdan. Kenan Karaman harika aldı önüne. Sağ ayak 90'a yapıştırdı. Baba sen ne yaptın be? Kenan baba ne yaptın be? Yuh! Nereye vurdu? Tam bir gol. Arkadaşlar Kenan Karaman gol attığında hatırladım. Oğlum biz Cengiz Ünder'i de alacaktık, unuttuk ya. İlk sezon onu transfer edememiştik. Şey diye, sen söyle, kiralık diye. Unuttuk onu almayı, görüyor musun? Arkadaşlar çok özür diliyorum. Bunun için bir şey videosu yapmayı düşünüyorum. Türk Wonderkid'ler veya tüm Türk oyuncular 10 sezonda ne oluyor diye bir video sözüm olsun size. Özür dilerim. Aman, aman önünü boş bırakmayın onun. Şut geldi Altay. Altay Bayındır. Verdi pasını Hakan Çalhanoğlu. Faul yok mu hocam? Aha aldık Ozan Tufan. Ozan baba gidiyor. Ozan baba dribling halinde verdi. Kenan Karaman tek top. Şimdi Yusuf Yazıcı kaybetti. Kaybetti. Karşı tarafta Orkun Kökçü var. Onu da almadık lan. O da kiralıktı galiba. Bak görüyor musun? Orkun Kökçü milli takıma karşı oynuyor. Özür dilerim Orkun. Kusura bakma reis. Aman bu arada aman 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 aman. Hakan harika kurtardı topu. Hakan Çalhanoğlu gidiyor. Hakan Çalhanoğlu neler yapıyor? Yürü. Yürü, kim var orada? Kenan Karaman var. Kenan'ı atmadı Hakan. Solda arkadaşı kaçıyordu onun önüne doğru. Şimdi Rıdvan Yılmaz. Arka taraftan Ozan Tufan geliyor. Kenan bıraktı. Kenan bırakmadı. Kendi vurdu. İnanılmaz vurdu, olmadı. Sinisera. Sinisera geliyor. Aman diyelim. Sinisera verdi pasını Frank Fabra. Şimdi Orkun Kökçü. Aman abi. Aman. Aman. Oy 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 oy. Altay güzel kurtardı. Orada Ozan Kabak'la az kalsın topu veriyorduk. Sakin şimdi şöyle güzelce duralım. Orkun Kökçü çok iyi. Bu arada Ozan Kabak'ın yüzü yoktu sanki ilk şey videosunda, Wonderkid videosunda. Eklenmiş ha, onu söyleyelim yani. Ozan Kabak'ın yüzü var oyunda. Geçen yılda var mıydı unuttum. Aman 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 aman. Aman aman artık. Allah Allah be. Abi bak yiyeceğiz en sonunda. Altay neler yapıyor oğlum orada? Altay bu arada dokunmasan da çıkıyordu galiba ama olsun. Olsun, şimdi Feyenoord bir korner daha kullanıyor. Orada varım hocam. Helal helal. Yusuf Yazıcı kaybetme topu. Yusuf bıraktılar arkadaş şimdi. Ali Reza. Ali Reza. Ali Reza. Kenan Gotkaraman mıydı o? Kimdi o? Altay uçtu. Altay ne yapıyor lan? Manyak mıdır nedir? Nasıl kurtarıyor? Kale. Oğlum. Neler yapıyor la kalemiz? Abi. Şimdi var ya şey gelecek. Altay kalede diye övüyorsun gelecek de. Benim için hiç fark etmez. Zaten oyun oynuyoruz, bu bir. İkincisi ikisi de Türk yani. Hani ikisi de milli takımımızın oyuncusu. Ben ne yapayım? Niye karşılaştırayım onları böyle saçma bir şekilde? Geliyoruz. Evet. Evet. Şimdi Zeki Çelik. Zeki Çelik. Rakibinden sıyrıldı. Devam et tamam. Abi oy. Aman aman aman, Altay neler yapıyor. Kalecimiz gol yemiyor. Şimdi Rıdvan Yılmaz'la bir kontratağa çıkıyoruz. Rıdvan Yılmaz geliyor. Yusuf'a kaç abi dedi. Yusuf kaçıyor.
Hadi abi kaçın artık. Tam aradayken oynayacağım. Çok kötü verdi Rıdvan. Çok kötü verdik. İstediğimizi yapamadık ama alırız orada. Hakan Çalhanoğlu aldı. Hakan bir çalım. Hakan Çalhanoğlu ceza alanına girecek. Bir çalım daha atar mı? Olmadı. Olmadı, bir çalım daha yemedi adam. Ama Hakan Çalhanoğlu mücadelesi var. Hakem avantaja bıraktı orada. Faul dedi. Tamam. Güzel çalım attık. Helal. Helal. İrfan Can Kahveci derken hoca ilk yarıyı bitirdi. Hocam ne yapıyorsun? Gol atıyordum ya. Evet tamam. Şimdi abi hemen ikinci yarı. Çok formdayız şu an, çok iyiyiz. Devam, oyuncu değişikliği yapmayacağız. Kenan Goat Karaman oynamaya devam edecek. İşte Kenan Goat Karaman, aman ya Rabbim. Kenan bıraktı. Ozan Tufan, Ozan sola verdi İrfan Can Kahveci'ye. İrfan, Yusuf Yazıcı, Yusuf şöyle bir dribling yaptı. Yusuf oynadı Kenan Karaman. Kenan onu geçsem vuracaktım, olmadı. Oğlum ne yaptı lan? Sanki eliyle koydu sanki kaleye topu ya. Sanki eliyle koydu yani. Ne yaptı oğlum? Ne yaptı o? Allah aşkına izlet oyun. Bak orada bir pas hatası Çağlar'dan. Ardından nereye vurdu adam? Altay da burada biraz yani belki de tutabilirmiş. Neyse, yapacak bir şey yok. Kenan Karaman. Gol yedikten sonra bile yaptığı hareketi gördünüz. Şimdi Hakan Çalhanoğlu bıraktı. Solo oynayacağız. İrfan Can, Rıdvan Yılmaz. Tek toplarla geleceğiz. Hakem bazen kafamı karıştırıyor. Hakan Çalhanoğlu rakibi de sıyrıldı. Hakan gidiyor. Hakan rakipleri karşısında. Hakan oynadı. Kenan Karaman'a veremedi. Abi her topum hata ya. Ya her topa Allah kahretsin ama ya. Yemin ederim 5 dakikadır topu şuradan çıkarmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir momentum var üstümüzde. Oyun golü atmak istiyor ama ben attırmayacağım ve attıracağım. Helal. Bak şuradan çık sakin. Lanet olsun uzun top oyna ya. Hadi gidelim oradan. Ozan yürü, sen driblingin iyi senin. Sen gidersin. Sende Hamit Altın topun kıçı var Ozan, yürü. Yürü Ozan. Ozan çektin, verdin. Aman sakin. Hakan Çalhanoğlu. Hakan driblingle geçmeye çalıştı, olmadı. Şimdi geliyor Peynort. Faul yapalım durduralım. Orkun Kökçü sola oynadı. Aman abicim tekrardan orada. Hayırdır. Orada hemen Çağlar geldi. Çağlar sağ tarafa oynadı. Abi Zeki Çelik de kaybediyor. Herkesle kaybediyoruz topu. Çağlar adamsın. Hadi abi. Abi iyi girdik. Şimdi Kenan Goat Karaman. Vallahi hatasız oynuyor bu adam bugün. Kenan Karaman bıraktı. Solda Yusuf Yazıcı var. Yusuf gidiyor. Şimdi Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı topu kaybediyor. Helal. Yürü. Artı bir verdi hoca. Son dakikada atalım. Yürüyün. Yürümezseniz maç bitecek. Yürü artık. Maçı bitirecek hoca. Hoca maçı bitirecek. Yürü Allah kahretsin ya. Of. Tamam ilk yarı bitti. İlk şey bitti. Maç bitti işte ya, uzatma. Allah kahretsin. Çok sinirlendim oğlum. Yalnız artık Kenan Reis'i çıkaracağız mı? Yorulmamış gerçi. Abi biz bir diziliş değişikliğine gidelim ya. Merih'i çıkaracağım. Onun yerine şöyle orta sahaya bir şey yapalım. Kimi yapalım biliyor musun? Dur bir dakika, şöyle yapabiliriz. Bak İrfan Can'ı orta sahaya çektim. Sağ kanada hızlı Abdülkadir Ömür'ü alıyorum. Sola da Kerem Aktürkoğlu giriyor. Bu şekilde devam ediyoruz. En iyi kadromuzla oynayacağız. Haydi bakalım oğlum. Hayırdır. Geliyoruz Feyenoord. Bak beni uzatmalara bıraktınız ya. Saat 3.30'da, hatta 4'e geliyor artık. Gece çekiyorum. Zamanım yoktu çünkü gün içinde. Hala da zamanım yok. Uykum var. Uykumu getirdiniz. Sizi çok fena yapacağım Feyenoord. Size çok sinir oldum. Hayırdır kardeşim. Hayırdır. Bu arada bu maçtan sonra bir sezon daha simüle edeceğim. Cengiz'i falan alıp merak ediyorum ne olacağını. Tamam mı dostlar? Belki de Premier Lig'de şampiyon olacağız çünkü. Al işte bomboşuz. Kale. Oğlum kalemiz bugün neler yapıyor lan? Harbi inanılmaz. Bak şimdi Abdülkadir Ömür kaç? Abdülkadir Ömür'ün önüne doğru. Abdülkadir Ömür geliyor. Abduş girdi. Abduş ince yapacak. İnce verdi. Güzel düşündük, olmadı. Aslında çekip vuracaktım ama beceremedim. Bir şansımız daha olur mu? Artık bitti. Uzatmanın ikinci yarısına kaldık gibi. Oha indir. İndir hadi. Hadi bitirme hocam. Yusuf al. Yusuf yazdı. Hocam. Hocam faul. Vallahi faul. Vallahi frikik. Dur lan, frikikten bir şeyler yapar mıyız? Tamam. Evet. Yusuf Yazıcı. Geldi Yusuf. Üstten out ve ilk yarının da sonuna geldik. Yani uzatmanın ilk yarısı. İkinci yarı atacağım abi. Taktiğimi izleyin şimdi. Bak taktiğimi izleyin. Ama L1'le verdim, kaçmadın. Taktiği izleyin. Evet kaybettim. Ama aldım Kerem Aktürkoğlu. Arkadaşlar kaçıyor, aradan oynadı. Ozan Tufan alsaydı. Offside'da mı kaldı, ne oldu o? Aha aldım. Aldım hadi. Hadi hakem gelme sakın buraya.
Verdim Yusuf Yazıcı. Şimdi Yusuf. Yusuf oynadı. Ozan. Tufan ama offside. Hakan Çağanoğlu attı. Offside var mı yok mu? Evet, sonra geç veriyor hakem offside'ı ya. Ozan Tufan attı sandım ilk. Sonra Hakan olduğunu anladım ama offside olduğunu da anladım. Artı bir, hadi hadi hadi, biraz düzgün hadi. Hadi. Hakan. Ya hocam. Ya bir de kalk diyorsun oradan ya. Bir de maçı bitiriyorsun. Hocam ya. Aa, inanılmaz, inanılmaz. Sanki ne tabakhaneye bok yetiştiriyor hakem. Allah'ım ya. Al yedik. Yedik, aman. Aman abi, tamam, şimdi kendimizi toparlamamız lazım. Hakan Çalhanoğlu geldi. Hakan Çalhanoğlu attı. Hakan attı. Hadi Altay. Altay Bayındır. Altay. Altay yine sola attılar. Biz sağ köşeye devam abi. Bak arkada Rotterdam yazıyor. Şimdi göreceksiniz şimdi siz Rotterdam'ı. Al şunu. Yusuf helal olsun. Yusuf helal olsun. Bu sefer sola mı atlayacağım acaba? Bu sefer sola mı geliyorum? Sağa atladım. Aa, ortaya vurdu manyak. Manyak ortaya vurdu. Herkes şu an, iki takım da daha doğrusu, penaltıları attı. Ben de atıyorum abi yine, tamam. Kimdi lan o? Kerem miydi? Hadi at at şu tarafa at. Hadi nereye atıyorsun? Haydi bakalım Altay. İşte böyle. Çok güzel. Şimdi atarsak öne geçiyoruz penaltılarda. Ve Abdülkadir Ömür o da atıyor. Karşı taraf sadece ortada duruyor lan. Altay, Altay, Altay Bayındır. Pandomim yapıyor. Sakin ol diyor Altay. Atarsak alıyoruz. Atarsak alıyoruz. Ozan Tufan topun başında. Ozan. Ozan Tufan. Oh! Giriyordu lan, çok güzel vurdu. Abi işte şimdi işler sıkıntıya girdi. Ortaya vurdu bak ya. Allah kahretsin, o kadar zaman önde götürdük. Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü attı. Çağlar attı. Hadi abi bir tane kurtaralım da bitsin. Sağ taraf. Oh, bay bay. Bay bay, atarsak bitiyor. Bu sefer sola atacağım lan. İrfan Can gel. Solaksın değil mi zaten? İrfan Can attı bunu. Attı bunu. İşte bu. Milli takımımız Avrupa'da Konferans Ligi'ni alıyor. Olay budur. Olay budur dostlar. İrfan Can Kahveci 8 numarasıyla çok güzel bir penaltı yaptı sonunda. Bak görüyorsun. Ya bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok net bir bitiriş yaptık. Maç içindeki hatalarımıza rağmen penaltılarda oyunu söküyoruz. Taraftarlarımız niye siyah giyiniyor ya? Orada biz bir hata yapmışız. İrfan Can seviniyor. Burada kupayı aldık dostlar. Animasyonu görmemize gerek var mı? Görelim ya, görelim. Evet, Çağlar Söyüncü kupayı kaldıracak. Oyunda bu kısımda bir hata alıyor. Arkadaki sesler gidiyor. Yuhalanıyoruz yani. Kimse sevinmiyor. Aha, şimdi sevineceğiz. Ve milli takımımız şampiyon. İşte böyle. Ben bir sezon daha görmek istiyorum. Cengiz'i falan alacağız şimdi. Hemen geçelim. Takımımızı tebrik ediyoruz. Hemen ilerleyeceğiz. Görüyorsunuz, milli takımımız penaltılarda Feyenoord'u yeniyor ve UEFA Konferans Ligi'ni kazanıyor. Gayet iyiyiz. Şeyi de, Premier Ligi de 3. bitirmiştik. Başka bir şeye bakmamız gerekiyor mu? Bir de takımdaki gol durumlarına bakalım. Bakmadıysak unutmuş olmayalım. Şöyle görüyorsunuz. Halil 26'ya 10. Ne yaptın? Hakan 25'e 10. Yusuf Yazıcı 24'e 10. Abi takım inanılmaz. Bir de gelişim durmuyor yani. Zaten o yüzden bir sezon daha bakmak istiyorum. Merak ediyorum. Hadi bakalım, geçelim yeni sezona. Bir dakika oğlum, yeni sezona geçelim dedik de bir gol krallığına falan bakalım ya. Amine Gori 1. Halil Dervişoğlu ve Hakan Çağanoğlu'nu görüyorsunuz. 6'ya 7 çok iyi. Asist krallığında bizden Yusuf var. 15. 6 asist yapmış. Gollenmeyen maçta da Uğurcan 13. Bizim takım çok golcü bir takım ya. Değil mi? Ondan dolayı iyiyiz. Şimdi UEFA Konferans Ligi'ne bakalım. Bir orada ne yaptık? Orada Watch League falan var. Berke Özer var Fener'den. Reytinge ne lan acaba? Bizden kimse yok gol yenmeyen maçta. Niye öyle? Altay falan da yok ha. Vay be. Asist krallığında Orkun Kökçü var. Seneye alacağız onu takıma. Halil Dervişoğlu var. Gol krallığında da Hakan Çağlanoğlu 3. olmuş turnuvada. Tamamdır. Şimdi yeni sezonumuza geçebiliriz. Abi Cengiz Ünder 79 ratingmiş ya. Ben daha gelişir sanıyordum. Orkun Kökçü'yü de alacağız. Orkun Kökçü de gelsin takıma. Tamamdır. Bu iki oyuncuyu takıma katıyoruz. Çok önemli bu iki oyuncu. Abi şimdi Cengiz Ünder takımda oynayamayacak zaten. Çünkü Halil'in de performansı çok iyi. Zaten formasyonumuz da kanatların oynamasına müsaade etmiyor maalesef. Bu şekilde devam edeceğiz. Orkun Kökçü İrfan Can yerine oynuyor. İrfan Can'ı yedeklere alalım. Gerçi yedeklerde Emre Demir yerine oynayabilir. Tamam. Bu şekilde şimdi yeni sezonumuzun sonuna geçeceğiz. Bakalım 4. ve son sezonumuzda milli takımımız Premier Ligi kazanabilecek mi?
Arkadaşlar kovulduk ya. Kovulduk yani, bak kovulma ekranı da şu an geliyordur. Görüyorsunuzdur nasıl kovulduğumuzu. Yani kendi kurduğumuz takımdan kovulduk. Yıllar önce bir Spider-Man filminde işte Yeşil Goblin kendi şirketinden kovuluyordu. Öyle bir sahne vardı. Bunu bana yapamazsınız. Bu şirketi ben kurdum diyordu. Bir de aynı mevzu oldu ya. Peki neden kovulduk? Biz Watford'a geldik kovulduğumuz için. Şimdi kendi takımımızın ne yaptığına bakacağız. Zaten Mayıs ayındayız. Yani tam da zamanında kovmuşsunuz. Bari yeni sezondan önce kovsaydınız ya. Ne yapmış abi takım? Evet, 4, 3, 2, 1. Abi milli takım nerede? Ha, 12.ymiş lan. Gereksiz heyecan yarattı. Siz gördünüz mü şeyde, ekranda? Ben görmedim, daha yukarıda sandım. 12.ymişiz. Allah kahretsin. Geçen sezon nasıl o kadar iyi oynadık ya? Ya da bu sezon ne oldu bize? Anlamıyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele etti milli takımımız. Ama orada bir şey yapamadık mı? Milli takım nerede abi? Geçen yıl Konferans Ligi'ni kazandığımız için direkt buraya katılmamız gerekiyordu. Ön eleme turunda Porto bizi inanılmaz yenmiş ya. Konferans Ligi'nde de evet, hiçbir şey yapamamışız. Geçen yılki performans yok abi, takım düşüşe geçti. Geçmiş olsun, ne diyeyim. Dur bir dakika, şuradan şeye bakalım. Gol krallığı durumunda Yusuf Yazıcı 16 gol, helal olsun. Halil 14 gol. Onun dışında zaten hiç yokuz, hiç gözükmüyoruz. Tamam. Bir de şeyden bakalım. Şuradan bakıp videoyu bitireceğiz. Kovulduk ya, inanabiliyor musunuz? Ya kendi şey yaptığımız kulüpten FIFA bizi kovdu. Bak şimdi ne olmuş abi. Yusuf Yazıcı 16'ya 5. Halil 14'e 2. Bu arada eski FIFA oyunlarında bu ekran kadro merkeziydi. Kadroyu böyle görebiliyordunuz yani. Ey gidi günler. Eski kariyer modu bilenler bilir. Bir nostalji videosu da patlatabiliriz arada. İstiyorsanız kesinlikle yoruma yazın. Hakan Çalhanoğlu'nun reytingi kaç? 88'e çıkmış oğlum adam. Çevikliği 89. Ama 6 gol 5 asist. Performans bayağı düşmüş. Halil 83. Yusuf 87 olmuş. Okay 80. Beni niye kovdunuz? Biz niye peki bu kadar kötü şey olduk acaba ligde? Cengiz hala aynı. Ozan Kabak 84. Çağlar 84. Emre Demir 71. Ya kalecilerde mi sıkıntı oldu? Uğurcan 82 olmuş. Altay da 82. İkisi yarı yarıya oynamış ve ikisi de bayağı kötü oynamış abi. Gol yenmeyen maç 2-3. Siz ne yaptınız? Ya bu nedir ya? Bu ne abi? Onun dışında takım iyi. Bir tek kaleciden dolayı sıkıntı yaşadık. Ya kalemizde en az 85-86'lık bir adam olsaydı Premier Ligi bile kazanabilirdik. Çünkü Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu taşırdı bizi. 88-87 taşırlardı bizi. Burada da videomuzu bitiriyoruz. Dostlar, cuma günü milli maçı izlemeye gideceğim. Orada olacağım. Eğer beni görmek isteyenler olursa artık orada beni bulabilirler. Fotoğraf falan çekinmeye bazı kardeşlerimiz görünce utanıyorlar. Utanmayın abi, ben de bir insanım ya. Siz benimle konuştuğunuzda, dışarıda fotoğraf çekindiğinizde ben sizden daha çok mutlu oluyorum. O yüzden gelin. Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım milli takım Premier Lig'de ne yapardı videomuzu, Rebit videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.